Tarım Fuarı bugün açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarım fuarında çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir sürü stand bulunmakta. 4 ve 7 Kasım arasında açık olan fuarımıza bütün Kayseri halkını bekliyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. 16. Kayseri Tarım Fuarı'nda ilgi ve alaka bu yıl, geçen yıla göre daha katılım güzel. Çünkü biliyorsunuz malum 1,5 yıldır koronadan dolayı katılımlar yoktu. Fuarlar iptal edilmişti. Ama bu yeni yerde TÜYAP'ın yapmış olduğu bu yeni fuar merkezindeki hem organizasyon çok güzel, yer çok güzel. Biz Kırşehir Türkal Bayisi olarak, Türkal Motorlu Araçlar D30 Bayisi olarak Kayseri'yi de yeni aldık bu fuarla beraber. Kayseri'de de büyük hizmetler yapacağımızı düşünüyorum. 3S olarak satış, servis, yedek parça olarak Kayseri'deki vatandaşlarımıza, çiftçilerimize de hizmet edeceğimizi düşünüyorum. Malum döviz yükseldikçe tabii sattığımız mallarımız hep ithal geliyor. Fiyatlarımız normal, yani öyle çok da büyük bir artışlarımız yok bizim. Fiyatı da makul seviyede tutmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz malum 2021 yılında kuraklık meydana geldi. Kuraklıktan dolayı da biz de çiftçilerimize gerekli desteği yapmaya çalışıyoruz bu anlamda. Bu yılki fuardan beklentileriniz nelerdir? Bu yılki fuardan beklentilerimiz, katılım bugün ilk gün olmasına rağmen fena değil. Hafta sonu itibariyle de katılımın daha çok olacağını düşünüyoruz. Güzel bir organizasyon yapılmış. Her şey yerli yerinde. Her şey güzel. Memnunuz biz. Tarım fuarımız Kayseri'mize 2 sene aradan sonra tekrardan geldi. Fuarımız gayet güzel. Değişik firmalar geldiler. Yani tamamen tarım üzerine olmuş oldu yani bu fuarımız. İlgi göreceğini de tahmin ediyorum. Yani bugün ilk gün biraz sakin geçiyor ama insanlar da daha sonradan öğreniyorlar. Büyük bir ihtimal cuma ve cumartesi günleri yoğun geçeriz diye tahmin ediyoruz. Bizler de buralarda çiftçilerimize Kayseri'de hizmet vermekteyiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Çiftçilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anki biraz işte sıkıntılarımız var çiftçilerimizle, biliyoruz onları da. Lakin biz de üzülüyoruz bunlara ama hani büyük şekilde gidecek durumda değil tabii ki. İster istemez düzelecektir. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İşte karlılığımızı düşürüyoruz. Ondan sonra kurlardan dolayı yükselen fiyatlara işte karlılıktan devamlı düşürüyoruz ve devam ediyoruz yani satışlara. Uygun fiyatlarda verebilmek için fuara katılıyoruz. İnsanlar tanısın, görsün diye. İnsanlar da buraya bekliyoruz. Standlarımız herkesinki hazır burada. Kayseri'de hizmet vermekte olarak, Kaplan makine olarak çiftçilerimizin yanındayız. Yanındayız yani. Tüm üretim yapan çiftçiler buralara geliyorlar. Bizler de bekliyoruz onları yineden. Tabii ki de şimdi Kayseri bölgesi olarak organik gübrede hiç bilinçsiz çiftçilerimiz var. Aslında organik gübrenin içindeki bakteri sayısının topraklarda ne kadar canlandığı hakkında çiftçilerimiz hiçbir bilgisi yok. Bizim amacımız, teknoverimi kurmamızın en büyük sebeplerinin biri, iyi tohum, organik ürünle daha güzel, daha dolgun, yani daha düşük maliyet ve daha yüksek kar marjıyla ürün çıkartabilmeleri için uğraşıyoruz. Bunun için kurmuş olduğumuz pazarlama ağımız, danışmanlık şirketlerimizle beraber çiftçimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, ülkenin bel kemiğinin tarım olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için elimizden geldiği kadar çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.